Selamünaleyküm anneciğim, uyumuş bile. Babam da uykuya dalmış. Onlar uyanıncaya kadar bekleyeyim. Ben çok acıktım babacığım. Biraz süt verir misin? Olmaz canım yavrum. Önce annem ve babama vereyim. Bekleyemiyorum. Hadi babacığım. Anne babama vermeden başkasına süt içirmeyeceğime dair kendime söz verdim. Rabbi, sabahın bu erken saatinde seni buraya getiren ne oğlum? Neden kendi odanda uyumadın Rabi? Hayırlı sabahlar anneciğim, hayırlı sabahlar babacığım. Buyurun, afiyet şifa olsun. Bütün gece bu süt dolu kabı elinde mi tuttun böyle? Allah senden razı olsun canım yavrum. Bir şey yok anneciğim, birazdan düzelir. Tüm bunlar bizim için mi? Allah'ım, oğluma bu iyiliğin karşılığını ver. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım. Eğer bu amelimi yalnızca senin rızan için yapmışsam bize merhamet et. Bizi kurtar. Elhamdülillah. Sonunda nefes alabiliriz. Temiz hava ne büyük nimetmiş. Ah, bu nimetin değerini onu kaybetmeden anlayamamışız. Susuzluktan öleceğim. Kimsenin yanında azıcık su yok mu? Bütün suyu paylaştık. Belki Rabih'te biraz süt kalmıştır. Bir damla bile yok. Hurma da bitti. Ne yapacağız? Bakın, dışarıda yağmur yağıyor. Yağmur susuzluğumu daha da artırıyor. Kaya deliğinden elimi uzatabilsem azıcık suyla dolduracağım. Hareket et hadi. Uğraşma, kımıldamıyor bile. Az önce hareket etti. O duanın etkisiyle oldu. Ya da salih amelin etkisiyle. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Benim de bir hikayem var. Gençlik yıllarımda gücü, zenginliği ve kızların sevgilisi olmakla övünen bir delikanlıydım. Fakat ben o kızlardan hiçbirini görmezdim bile. Çünkü benim için yalnızca amcamın kızı Zübeyde vardı. Geç kalmam Zübeyde. Allah'a emanet ol babacığım. Zübeyde, Zübeyde, kapıyı aç. Ben amcaoğlun Ziyad. Kusura bakma Ziyad. Babam şimdi çıktı ve evde benden başka kimse yok. Daha iyi ya. Ben de senin için geldim zaten. Git lütfen. Amcanın yokluğunu fırsat bilme. Peki kalbimde yaktığın bu ateşi ne yapacağım Zübeyde? Bu sözlerinle beni küçük düşürüyorsun. Ne sanıyorsun beni? Eğer kapıyı açmazsan İçeri atlayacağım. Öyle bir şey yaparsan çığlık atarım, kabileyi toplarım buraya. Ne inatçı kızsın. Senden asla vazgeçmem. Buna daha fazla susman uygun olmaz. Amcaoğlun Ziyad haddini aştı. Ne yapayım Hind? O amcamın oğlu, onu rezil etmek istemiyorum. O zaman sana böyle davranmasına katlan ve kendini suçlayıp dur. Hayır tabii ki. Ben hür bir kızım. Bana bunu yapmasına müsaade etmeyeceğim. O zaman Ziyad'ın bu yaptıklarını babana açmalısın. Babam yaşlı bir adam. Taşıyamayacağı bir yükü ona yükleyemem. Ah zavallı Zübeydecik. Kıymetini bilmeyecek bir adama gönlünü vermişsin. Neyin var Ziyad? Hala o sevdiğin kızı mı düşünüyorsun? Onu tek bir an bile unutamıyorum ki. Kendini işkence ediyorsun arkadaş. Etrafında bir sürü kız var. Sense seni kovanı düşünüyorsun.
Babamın durumu kötüye gidiyor. Şehirdeki doktora götürmekse 120 altın olmuş. Neden amcanın oğlu Ziyad'dan borç almıyorsun? Ziyad mı? Hasta amcasını ziyareti bile düşünmeyen Ziyad. Onun ticaretle meşgul olduğunu duydum. Eğlenceye dalmış da bence. Herkes onun ne yaptığını biliyor. Durum ne olursa olsun, o senin amcanın oğlu. Yabancıdan daha yakın sana. Ne kaybedersin ki? Yapacağım Hin. Başka çaren mi var zaten? Zübeyde, seni bu saatte buraya getiren ne? Altına ihtiyacım var Ziyad. İstediğini vereceğim. Fakat karşılığında bana ne vereceksin? Karşılığında bir şey mi istiyorsun? Seni istiyorum Zübeyde. Allah'ım, ne yapacağım ben? Ha? Cevap vermedin. Ne istiyorsan al amcaoğlu. Altınlar nerede? قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. İşte buradalar. Ağlıyor musun Zübeyde? Neden? Bir gün senin karşında bu kadar küçük düşeceğim hiç aklıma gelmezdi. Oysa ki tek istediğim deflerin sesleri ve anne babamızın sevinç gözyaşları eşliğinde seninle evlenmekti. Allah'tan kork amcaoğlu. La havle ve la kuvvete illa billah. Git Zübeyde. Affet beni. Umarım Allah beni affeder. Dur, altınları da al götür. Allah'ım, eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam, bizi bu sıkıntıdan kurtar. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعْلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا.